Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibatu lil muttakin. Vessalatu vesselamu ala hayri halkihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme la sehle illa ma cealtahu sehlen ve in şi'te cealtel hezne sehlen bi kudretike ya erhamer rahimin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah subhanahu ve ta'ala nomlarini Qur'oni Karimda zikr qilib, qissalaridan namunalar keltirgan Nabi alayhissalomlardan birlari Zakariya alayhissalomdir. Zakariya alayhissalomning muborak nomlari Qur'oni Karimda 8 marta zikr qilingan. O kişinin kıssaları Ali İmran, Enbiya ve başka surelerde türlü görünüşlerde kelgan. Zekeriya aleyhisselamın nesebleri Harun aleyhisselamın namlarına varıp takaladı. Yani ki oşa Musa aleyhisselamın akeb olgan Nebi aleyhisselamın zürriyatlarından hisoblanadi. Zakariya alayhissalom Baytul Maqdis atrofida tug'ilib o'stilar. Ilmli, ma'rifatli bo'ldilar. Oxiri borib Bani Isroilning haykal deb atalmish asosiy ibodatiga, ibodatxonasiga rahbar bo'ldilar. Ularni haykal deb atalmış ibodatxonalari Quddusi Sharifda va asosiy markaziy ibodatxona hisoblanar edi. Zakariya alayhissalom ana shu ibodatxonani boshqaradigan bosh ruhoniy shaxsga aylandilar. Ana shunday vaqtda İmran'ın ayolları homilador bo'lib, homilasidagi balanı mazkur ibodatxonaga nazr qildi. Qur'on-i Karimda bu alohida keladigan qissa. Men dedi, qornimdagi homilamni Alloh uchun nazr qildim, dedi. O'sha vaqtda ibodatxonaga bolalarni nazr qilish bor edi. Ana shu urf va tartibga binoan bu nazr ham bo'lgan edi. Vaqti soati kelib, homiladagi bolani tug'ilganida qarasa qiz bola tug'ilibdi. Robbim, men qiz bola tug'dim-ku, deb yana qayta murojaat qildi. Ya'ni odatda kızlarını emas oğul balalarını ibadethanaga nazır kılınardı. Kızını namını Meryem koyup Allah'ın izni bilen kız bala bu sahın ibadethanaga abarıp tapşırıldı. Ve onu nazır sıfatı da güzel tarzda kabul kılıp alındı. Allah subhanahu wa ta'ala bu haqda aytadiki ki, Euzu billahi minash-shaytanir-racim, bismillahirrahmanirrahim. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin, wa anbataha nabatan hasanan, wa kaffalaha zakariya. O kızını Allah ta'ala güzel kabul kılış ile kabul kılıp aldı. Ve onu nihayette çırali tarzda östürüp bardı. Ve onu Zakariya o'z kafolatiga oldi. Demak, Maryam ibodatxonaga topshirildi. Ibodatxonada yashaydigan bo'ldi. Alloh
onu nazir sıfatında güzel tarzda kabul kılıp alıp, bütün güzel tarzda osup barışını tamamladı. Ve haligi ibadethananın baş rahbarı Zekariya onu kefaletine alıp, karab, terbiyeler, hemen tarafından demek haber alıp duradığım bunda. كلما دخل عليها زكريا وجد عندها رزقا. Kaçan Zekeriya aleyhisselam Meryem'den haber alganı kirse onu aldı da o şey yerinde yok anvai nimetler türer edi. Yok ozu, şehirde yok, diyarda yok, tapu bomeyde. Lekin ibadethanede nazir bolu yürgen Meryem'ni huzuruna Zekeriya aleyhisselam kirse her kandil nazı nimetler türüptü. Ya Meryem'u anna leki hâdâ. Hay Meryem, bu kayerden geldi senge. Rabbimden, Rabbimin huzurudan ve Allah kimini haklese onu rızıklandırdı. Köpçülük ulemalarımız Allah'ın kurbetine erişken, vali derecesine yetken bendelerine bir adıgan mucizelerden bittesini bana şunu da ayetini delil kıladı. Meyveçi ve hiç yerde yok, kirse durdu. Ana oşandık tarzda Meryem'in kına kısyanı, halini, güzel tarzda usul barışını körgen, onu kefaletke agen Zekeriya aleyhisselam özlerini bir farzandliklerden uksi başladılar. Ve Allah subhanahu ve ta'ala'dan demek parzen soruşku ettiler. Evvel Allah'a özlerini karıp koyanlarından, suyakları mortlaşkanlarından, saçları ah düşkanından şikayet kıldılar. وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا. Mana suyagim murtlaştı. Ve başımda oq tolalar şolası paydo bo'ldi. Ana şu demek şikayet, qarib qolganlik afsusi bilan birga yana Robbi hamli zurriyatan toyyibatan. Rabbim, menge bir pak zürriyet ata kılgındı, irticaham kıldılar. Allah subhanahu ve ta'ala o zatının dualarını kabul kıldı. Ve mihrabda turganlarda farişteler gelip, o kişiye bir oğul Allah hediye kılıyet geldiğini ve onu Yahya deb ata geldiğini. Hazır geçe hiç kimin namı Yahya bulmagarlığını haberini verişti. Yani senge bir gulamını başaratını biremiz deyip koymadı. Biz senge bir gulamını başaratını biremiz. Onun ismi Yahya buladı ve onun adası yok. Onun o namıga okşagan namı var, adam hiç kayarda yok. Keyingi nimalarda o beriladigan balanın nabi bo'lishi, hasur, yani ki ayollarga nisbatan shahvatini jilovlab olgan bo'lishi va bir qancha sifatlarini ham hali yo'q balanın sifatlarini Alloh o'zi va'da qilib aytib qo'ydi. Bu xabar kelgandan keyin Zakariya alayhissalom hayron qolib, Robbim, qana qilib menga bola bo'ladi? Ben özüm karıp çırıp kagam bosam, hatınım tuğmaz bosa, bu kanı kabuldu, dedi. Nabi, peygamberi berber adamdı. Hayalleri adamlık ölçüye gitti. Adette karıp beli bükçeyip, suyagi mort bolup, saç sakarı akarıp kagam adamdan bala bo'lmaydi.
Ayniqsa ayol kishi qarib qolgan bo'lsa, bola bo'lishi nihoyatda nima? Ehtimoldan yiroq. Yana u ayol umrida tug'magan bo'lsa, tug'mas xotin bo'lsa, yana ham uzoq. To'g'ri, Alloh taolo eri xotindan farzand tug'ilishini odatga aylantirib qo'ygan. Eri xotin ota-ona bo'lmasa, farzand dunyoga kelmaydi. Sababiyat qonuni shu. Ana shu qonunni joriy qilib qo'ygan. Odamlar erkak xotinlar nikohlanib, oila qurib yashasa, ulardan farzand tug'iladi, odam ko'payadi, ota-ona bo'lishadi, bola bo'ladi va hokazo. Lekin shu bilan birga ana shuni ham chegarasi bor. Balog'atga yetmaguncha ham farzandli bo'lmaydi. Yoshi o'tib qolganda ham farzand ko'rish to'xtaydi. Ana o'sha xayol bilan Zakariya alayhissalom Robbim menga qayerdan g'ulom bola bo'lsin, men o'zim qarib chirib qolgan bo'lsam, xotinim tug'mas, qari kampir bo'lsa degan gapni aytdilar. Alloh taolo aytdiki, kazalika qala robbuk va hada hayyunun alayya. Robbing shuni aytyaptimi bo'ladi, menga oson bu. Seni o'zing yaqindaginlar yo'q eding dedi. O'zing yo'q eding. Umuman dunyoda noming ham yo'q edi, nishoning ham yo'q edi. Seni yo'qdan bor qilgan zot sendan bolani tug'dirish juda ham oson. Yo'qni bordan qilgan, yo'qdan bor qilgan, bordan ajratib chiqarish nihoyatda oson. Va shunday bo'ldi. Demak, dunyoda sababiyat qonuni asosida ba'zi bir ishlarni joriy qilib qo'ygan Alloh o'sha qonunlarni egasi bo'lgan zot xohlagan paytida o'zi joriy qilgan qonunni o'zi buzadi. Odatda qarib chirib qolgan tug'mas qari kampirlardan bola bo'lmasdi, qonunni buzdida payg'ambarning duosini qabul qilib qari chol va tug'mas kampirdan Yahya alayhissalomni tug'ilishini Alloh taolo ta'minladi. Ana Alloh uchun bu narsa nihoyatda oson narsa bo'ldi. Yahya alayhissalomni sifatlari yuqoridagi kabi ota-onasiga yaxshilik qiladigan, salomun alayhi yawma ulida va yawma yamutu va yawma yub'athu hayya. Alloh taolo aytadiki, u tug'ilgan kuni ham unga salom bo'lsin. O'ladigan kuni ham salom bo'lsin, qayta tiriladigan kuni ham salom bo'lsin. Ya'ni hamma yog'i salomdan, salomatlikdan, xayrdan, barakadan iborat bir farzand. Yahya alayhissalomni Zakariya alayhissalomga qaragan chog'ida ato qilgan Alloh u kishini juda ko'p yaxshiliklar bilan ham sifatlab nabiylik, boshqa sifatlarini aytdilar. Va shularning ichida hasuran degan Qur'on lafzidan kelgan sifat bor. Buni bizning tafsirchilarimiz, ulamolarimiz odob bilan hasur so'zini ayollarga bo'ladigan shahvati dinni tiya oladigan shaxs, ya'niki shahvatiga berilib ketmaydigan shaxs deb demak ta'bir qilishadi, tafsir qilishadi. Lekin nabiylarning dushmanlari nabiylarni behurmat qilishni o'ziga kasb qilib olgan so'z kishilar bu so'zni ya'niki bizni tilda aytganda dabba erkakligi yo'q deb tarjima qilishadi. Va mana shu narsani bayroq qilib ko'tarishadi, gap so'z qilishadi. Lekin hamma azgina insofi bor, salgina aqli bor odamlar nihoyatda yaxshi bilishadilarki, payg'ambar alayhissalotu vassalomlar ma'sum zotlar. Ular turli nuqsonlardan Alloh taolo tarafidan himoya qilingan. Ularni odob axloqida ham, ibodatida ham, tana tuzilishida ham, shaxsiyatlarida ham hech nuqson bo'lmaydi. Chunki anbiyolarga ummatlar ergashishi kerak barcha narsada.
Nuqsonli bo'lsa, ularga nuqsonda ergashgan bo'lib qoladi. Ayibda ergashgan bo'lib qoladi. Endi erkaklik sifati esa erkak kishi uchun eng bosh sifatlardan biri hisoblanadi. Ana, demak bu ma'noda haligi hasuran so'zini erkakligi yo'q deb tarjima qilib Yahya alayhisalom shunaqa odam bo'ldi deydiganlar katta bir nobokorlar hisoblanadi. Ular nabiylarga düşman zotlar hisoblanadi. Allohning Mustafa bandalarini nuqsonlar bilan sifatlashni o'ziga kasb qilib olgan odamlar hisoblanishadi. Ana shunday bo'lib Zakariya alayhisalom haykalni bosh rahbari sifatida Maryam ne demek kafiri sifatida va qariganda o'g'il ko'rgan nabi sifatida Allohning topshirig'ini bajarib yaxshi bir demak da'vatlarni qilib o'z ummatlarini boshqarib o'tdilar. Lekin o'sha vaqtdagi din düşmanları o'z qavmlaridan bo'lgan nobakorlar, kofirlar u kishiga suyuqas qilishdi. Suyuqas shu darajaga yetdiki, tarixchilarning aytilishicha Zakariya alayhisalom ularning gapini inkor qilganlari uchun u ushlab turib arra bilan aralashdi. Avvallarga nabiylarning hayotlarida ularga yetgan azorlar, qattiq demak dashnomlar, azob uqubatlarni aytib o'tgan edik. Lekin nabiy zotini o'ldirishdek katta jinoyatni biror kishi qilganini Qur'onda kelgan demak nabiylarning zikrida yo'q edi. Mana Zakariya alayhissalomning shaxslarida mana shu holat yuz berdi. Haligi nobakor qavm bora bora nabiylarga bo'lgan düşmanligini orttirib kelib oxiri ana Allohning nabiysi Zakariya alayhissalomni oddiy tarzda ham emas balki tanalarini boshlaridan oyoqlarigacha arra bilan aralab qatl qilish darajasigacha yetishdi. Allah subhanahu va taolonun nabiysi Allohning yo'lida Allohning dini haqida iymon yo'lida shahid bo'ldilar. Albatta bu hikmat hikmatini Alloh o'zi biladi. Lekin siz bilan biz barchamiz bu qissadan ibrat olishimiz lozim bo'ladi. O'sha kichkina Maryamni kafolatidan u yerdagi ko'rinayotgan mo'jizalardan qarib qolishiga qarab noumid bo'lmasdan Allohdan farzand tilashi va farzandni berilish holatlari, shukr ma'nolari hammasi siz bilan bizga albatta ibrat, o'rnak, xayr baraka bo'ladi. Shu bilan birga ana shunday zotni o'z qavmlari tomonidan qatl qilinishi insoniyat tarixida mana shunday nobakor jinoyatchi qavmlar ham o'tganligi ularni qilgan jinoyatini siz bilan biz qoralashimiz ularni demak qiladigan yomonliklariga mutlaqo yaqin kelmasligimizni ibratlari ham bo'ladi. Rasul akram alayhissalotu vasallamdan Zakariya alayhissalom to'g'risida bir dona hadisi sharif vorid bo'lgan. Unda u zoti va barakot aytadilarki, "Kana Zakariya alayhissalom najjoran." Zakariya alayhissalom najjor, duradgor bo'lgan edilar, deyiladi. Demak, nabiylarning ko'plari o'zlarini, demak, nabiyliklari bilan birga halol kasblari ham bo'lgan. Mana Davud alayhissalom temir ishini yaxshi qilganlar,
Sovut yasaganlar, boshqa ishlarni qilganlar. O'g'illari Sulaymon alayhisalom misdan narsalarni yashashni yaxshi bilganlar. Mana Zakariya alayhisalom najjorlik qilib, duratkorlik qilib yurganlari bor ekan. Alloh subhanahu va taoloning salovatu salomlari Zakariya alayhisalomga va boshqa anbiyolarga bo'lsin. Siz bilan biz ularni barchasidan ibrat olib, hammalariga bir xilda iymon keltirib, hammalarini bir xilda e'zozlab, dinimiz aqidasi bo'yicha yurishimizni Alloh nasib qilgan bo'lsin.